Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve <laughs> la <laughs> akibetu lil ve la udvana illa ala zalimin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü hadis dersimizin konusu mescitler. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında, İslami mücadelede ve Resulullah'ın dilinde, ashabın hayatında mescitler. Bunu inşallah ele almaya çalışacağız. Tabii ben hadislere geçmeden önce mescitlerle alakalı aynı zamanda bir kanaat da ortaya koymak istiyorum kardeşler. Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünde kullukla mükellef kılarken ferdi olan kulluğumuzu toplumsal bir kulluğa dönüştürmeye ümmet diyor. Cemaat olmamızı istiyor. Bukhari'deki geçen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam yeryüzünün Muhammed ümmetine mescit kılındığından bahsediyor. Yani aslında yeryüzünün tamamı Müslümanlara mescittir. Tabi mescidin müstakil özel bir anlamı vardır. Birazdan onlara geleceğim. Türk toplumunda mescidin büyüğüne cami adı verilmiş. Bu biraz Türklere özgüdür. Fakat Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında mescit yani Mekke döneminde mescit fonksiyonunu çok göremiyoruz. Yani Darul Erkam'ın evi konumuna gelen Erkam bin Erkam'ın evinde toplandıkları vakitte her ne kadar Allah'ın evi yani Mekke'de Kabe olmuş olsa bile Hazreti Ömer radıyallahu'nun hicri risaletin 5. yılında Müslüman oluyor. O Müslüman oluncaya kadar açıktan namaz kılamıyorlar. Yani Resulullah da açıktan namaz kılamıyor aslında. Tabi bazı rivayetler var. Ee, Abdullah İbni Abbas'la e, yanına alıp Risalet'in ikinci yılında e, Kabe'de namaz kılarken e, bazıları konuşuyor. Bu kim işte Muhammed? Yeni dinin sahibi e, şeklinde konuşuyorlar. Bazı tüccarlar, esnaflar. Aslında bu bize e, İslami davetin gizli olmadığının bir yönünü de gösteriyor. Tabi bu da ayrı bir konudur. Bu e, Ebu Bekir radıyallahu alakalı e, pek gündeme getirilmeyen bir husus vardır. E, Ebu Bekir radıyallahu an kendisine e, bir mescit yapıyor. Kabe'ye yakın bir yerde mescit yapıyor ve burada namazlarını kılıyor. Tabi zaman zaman Kabe'ye de gitmek istiyor ama e, evine yakın bir alanda mescit inşa ediyor. Hatta e, malumunuz müşriklerde emanlık müessesesi işletildiğinden dolayı e, Resulullah Aleyhisselam da bir seferinde Mekke'ye bir müşrin emanı altında girmişti. Ebu Bekir Radıyallahu da, da bu olmuştu. Yani bugünkü biraz pasaport gibi diyebiliriz. Yani e, ferdin güvencesi. Yani bir kimse bir kimseyi himaye vakitte onun adına vekalet üstlendiğinde hiçbir kimse ona karşı gelemezdi. E, Ebu Bekir Radıyallahu oluşturduğu mescitte e, o günkü e, müşriklerin kadın ve çocuklarının etkilenme sürecinden bahsediliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a verilen emanlığın bozulmasına karşılık tehdit ediyorlar. E, ona emanlığı veren e, müşriğe, diğer e, azılı müşrikler diyorlar ki Ebu Bekir'den emanlığı alma konusunda e, seni uyarıyoruz. Niye? Söyle ona mescidinde e, açıktan namaz kılmasın. Çünkü bizim kadınlarımız ve çocuklarımız onun namazından etkileniyor. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu pazarlık konusu yapmıyor. Madem öyleyse istemiyorum sizin emanlığınızı diyor. Ben namazımı kılmaya devam edeceğim diyor. E, ve emanlığı kaldırıyor. Yani biz hep böyle halim selim bir sahabe gibi görürüz. Bir seferinde e, babası Resulullah'a ağır bir hakaret ediyor Ebu Bekir radıyallahu anh'ın. Babasını vuruyor, düşürüyor yere. Dolayısıyla aslında İslami hareketin tabiri caizse karargah ve üst merkezi konumunda olan yerler mescitlerdir. Ve bir mücadelenin, İslami bir davetin görünen tabiri caizse yüzü ve hatta bu yönüyle bizim e, hayatta kalbi olarak beslenme merkezlerimiz olması gerekiyor mescitlerimiz. Tabi bugünkü sistemde diyanet kurumsal bir yapı olarak dini kontrol altında tutmak istiyor. Dine ait bütün ritüelleri, bayramları, mekanları, tırnak içerisinde din adamlarını hep kendi kontrol altında tutmak istiyor. Yani laik seküler bir sistem. Bakın kendilerini nasıl tanımlıyorlardı? Laiklik dine müdahale etmez. Din ayrıdır, devlet ayrıdır. Bireyin özgürlüğü vardır. Kimseye müdahale edilmez diyorlar kendi anlayışlarına göre. Bu biraz Anglo-Sakson tipi laiklik tanımlamasıdır ama aslında laikliğin kendisi de bir dindir. Bunu tepki olsun diye söylemiyorum. Yani bir yaşam felsefesi vardır. Yazılı bir metni vardır, öngörüsü vardır, toplumu vardır ve bir hayat nizamı e, projesi vardır. Bu bir dindir. Yani laiklik dinsizlik falan değildir. Bizatihi dindir. Sekülerizmle bağlantılı bir dindir. Laikliğin Türkiye'deki boyutu kemalizmle özdeşleşmiş olsa bile genel anlamıyla baktığımızda laiklik Fransa'da sanayi devrimi sonrası kiliseye başkaldırı olarak ortaya çıkmış reform ve rönesans hareketlerinin sonucunda kiliseye başkaldırı olarak çıkmış bir düşünsel akımdır kardeşler. Ee, bunu sadece kısa bir bilgi olarak söyledim. Şimdi bugün e, Diyanet bütün Müslümanların namaz kıldığı ve kamuya açık olan yerleri kendi kontrolü altına alıyor. Yani diyor ki benim dışımda e, benim tayin ettiğim adam kıldırmalı, e, benim tayin ettiğim e, mekanda olmalı. Eğer o mekanı ben tayin etmemişsem de o mekan benim kontrolümün altına girmeli. Hatta bu yönüyle kardeşler bazı e, insanlar Türkiye'deki mescitleri genel anlamıyla bir, dırar mantığı içerisinde gören marjinal gruplar vardır. Yani bu çok muteber bir görüş değildir. Ciddi bir taraftar kitlesi yoktur ama şahsen biz böyle yaklaşmıyoruz. Yani bugünkü camiler genel anlamıyla e, halkın iyi niyetli e, emekleriyle, birikimleriyle yapılmıştır. Ama dırar konumunu çağrıştıran e, yerler var mıdır derseniz vardır. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da böyle e, yapılan yerler var mıdır? Vardır. Bakın yakın zamanda Mehmet Pamuk abi bunu gündemleştirecek. E, Çamlıca Camii, ben de daha yeni öğrendim e, onu. Çamlıca Camii'nin kubbesinde, e, yanlış hatırlamıyorsam 17 tane Türk Devleti'nin Allah'ın esmasına karşılık olarak e, isimleri yazılmış. Ee, ve bu devletlerin ki e, tarihteki bütün Türk devletleri Müslüman değildi, hatta beş tanesi kafir devletlerdi. Yani Allah'ın esmasına e, alternatif olarak e, kullanılıyor. Yani bugün Çamlıca Camii'nde hani kralların, padişahların, sultanların hep kendisine ait tabiri caizse imza bıraktığı camileri vardır ya son kralında e, böyle bir imzası gibi. Yani ben çok müstakil alana girmek adına söylemiyorum ama işte bu tür farklı niyetlerle gösteriş adına, riyakarlık adına yapılmış olan yerlerde ne kadar e, namaz olur Allahu alem. E, Türkiye'de Milli Piyango gelirlerinden yapılmış Nimet Tabla diye e, oradan çıkan biletlerin uğur getirdiği inancıyla yılbaşına yakın zamanda e, yüzlerce metre kuyruklar oluşuyor milli piyango bileti almak için, oradan piyango bileti alınca yeni camide gidiyor namazını kılıyor. Yani hatta birçoğunun hayalinde milli piyangodan para çıkarsa e, camide yaptıracaktır, katkı da sağlayacaktır. Yani böyle bir algı var. Yani e, ben İzmir'de gördüm, Mustafa Kemal Camii e, logosu var. Mesela Çok ilginçtir kardeşler, bugün hemen hemen birçok camilerin minberlerinde, mihraplarında Türk bayrakları, ulus devletin sembolleri Allah'ın evlerine sokulmaz. Hacda, Umrede olduğum zamanlarda da gördüm. Mesela hangi ülkeden geldiği ile alakalı bir takım böyle e, figürler olabilir, renkler olabilir ama adam ihrama Türk bayrağını yapıştırmış. Yani bakıyorsunuz adam Kabe'nin içerisinde ülkücü işareti yapıyor. Evlenme teklifi yapıyor. E, Trabzonlu Kaşkal'ı almış, Kabe'ye dönmüş bize her yer Trabzon diyor. Yani ve bu adam hacca gelmiş. İbadet için, yani Trabzonlar gücenmesin de e, bu adam hacca gelmiş. Yani bildiğiniz batı tarzı Tek dizinin üzerine çıkarak tek taşla e, evlilik teklifi ediyor. Allah'ın evi ne hale getirildi? Yani dolayısıyla e, temeli takva üzerine olmayan yerlerden mümkün mertebe biz tabii ki uzak durmaya çalışıyoruz. Yani bugünkü camiler her ne kadar Allah'ın rızasına, sünnet-i Resulullah'a uygun kullanılmıyor olsa bile asli kimliklerine kavuşturmak adına yani biz Diyanet'in imamlarının arkasında namaz kılmayız. Diyaneti bugünkü sistemin bir belamlık kurumu ve müessesesi olarak görürüz. Onları müminler üzerinde bir yönetici, bir imam, bir lider, din adına bir otorite kabul etmeyiz. Bilakis bu yönüyle hakkı ketmeden ve belamlık kurumu olarak görürüz. Diyaneti bu anlamda reddetmekle birlikte diyanetin işgali altına girmiş olan camiler ve mescitler, asli kimliğine yani devlet dairesinden asli kimliğine kavuşturulması gerekir. Normal zamanda Müslümanlar gidip orada kendi işleri cemaat yaparak ya da münferit olarak genel anlamda namaz kılmalarında bir beis yoktur. Yani bu yönüyle toplumdaki bütün camileri bu yönüyle dırar mescidi olarak görmemiz mümkün değildir kardeşler. Kur'an'da anlatılan Tebe suresindeki örneklikle de hiçbir şekilde de uyuşmuyor. Ama dediğim gibi sembolleşmiş Böyle bazı yerler vardır. İşte eğer sosyeteyseniz, popüler bir yönünüz varsa cenazeniz teşvik eden kalkmak zorundadır. Yani orası e, popüler insanların cenazelerinin kaldırıldığı yerdir. Tabii e, Ayasofya açıldığında e, baktık birçok... Müslümanlar neredeyse zafer türküleri söylüyorlar. Yani sanki böyle Mekke fethedilmiş gibi bir algı oluşturuldu. Oysa ki kardeşler, oraya imam olarak tayin edilen şahsın atmış olduğu birkaç tweet, yani kısmen laikleri rahatsız edici olsa bile, Türkiye'de bir gündem oluşturdu. tabi reisin arkasına sığındığı için korundu. Ama şu sorgulanmadı. Yani sanki Ayasofya açılınca yani Ayasofya Camii'nde Allah'ın hükümleri anlatıldı. E yine laik seküler bir sisteme yemin eden diyanete bağlı devletin kontrolünde e, ve hakkın ketmedildiği bir yer. Yani ne değişiyor? Tam aksine buralarla bu algılarla toplumun içerisindeki halkın devlet üzerindeki din telakkisi perçinleştiriliyor. Milliyetçi, vatancı, devletçi algılar bunlar üzerinden beslendiriliyor. Bunun da ben bir proje olduğu kanaatindeyim. Ondan sonra bakılsın adam e, Ayasofya Ayasofya camiinde resim verince büyük bir zafer kazanmış gibi görünüyor. Yani işi temelden anlayamamış. Dolayısıyla bugün mescitler genel anlamı itibarıyla Allah'a secde edilen yerlerdir. Cin suresinde Rabbimizin beyan edildi, ettiği üzere Allah'tan başkasının adını yüceltmeyin oralarda diyor. Yani adam caminin minaresine, minberlerin ucuna Türk bayraklarını koyuyor. Ya Türk bayrağı bir ulus devleti sembolize ediyor. Allah'ın evinde ne işi var onun? Yani bunu hangi kafayla yapıyorsunuz? Kaldı ki Müslümanların tamamını temsil eden bir bayrak varsa bu tevhid bayrağı olmalıdır. Yani bayrağın üstüne isterseniz Allah lafzını yazın. Allahu Ekber yazın. İşte bakın Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin Irak bayrağını Allahu Ekber yazdırdı. Bağışçı, sosyalist Müslümanlara yoğun eziyet eden, Allah'ın dinine e, karşı e, tepkili olan bir adamdı. Yani bugün Suud'un bayrağında kılıç ve la ilahe illallah var. Ne oldu yani? Şimdi Müslümanların Müslümanları temsil ediyor mu? Etmiyor. Yılmaz o da başının güzel bir sözü var. Bizim Mehmet Akif de biraz fazla anlamlar yüklemiş. Tabii Türk bayrağı e, o dönemin içerisinde mazlum işgale uğramış bir halkı sembolize ediyordu. O zaman belki biraz daha farklı bir anlamı vardı ama bugün laik seküler kemalist bir sistemi temsil ediyor. Yani İstiklal Marşı da bugün onları temsil ediyor. Yani biz buna da karşıyız. Buna da ihtiram etmeyiz. Bayrakları bayrak yapan bayrak imalatçılarıdır. Bayrak uğrunda ölen varsa utanmalıdır diyordu ya. Yani e, ama bizde iş öyle bir boyuta geldi ki, getirildi ki kardeşler. Geçen e, hafta da anlattım. Bakın e, iyi Parti'ye geçti herhalde o eski MHP'li. E, kapalı çarşıda saygı duruşunda durmayan adamı döven esnafı tebrike gitti. Yani iyi yaptınız. Yani bizim ilahımıza saygısızlık yapanı cezalandırmakla iyi yaptınız. Bunlar övgü alıyorlar. Düşünebiliyor musun? Yani sen alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu bir ilkeyi çiğneme konusunda açık bir şirke düşmüş olan kimseler kahraman kabul ediliyor. Sen bir puta, ihtiram göstermediğin vakitte dayak yiyorsun. Ye Allah için ye Allah'a bir belgen olsun. Abdullah İbni Mesud gibi ye Ebu Zer gibi ye. Ama gerçekten Allah için ye. Tecriti de bunun için yaşa. Dayağı da bunun için ye. Sürgünü de bunun için ye. Alemlerin Rabbi olan Allah'a götürecek bir bürhanın olsun. Bir belgen olsun. Ama bu putperestleri de bu mücrimleri de bir yere kaydetin. Unutmayın. Ama cesur olun. Yürekli olun. Taviz vermeyin. İslami kimliğinizi koruyun. Haklı olan sizlersiniz... dersiniz, biz deriz. Biz Allah'tan başkasının önünde eğilmeyeceğiz. Allah'tan başkasına ihtiram göstermeyeceğiz. Allah'tan başkasına tazimde bulunmayacağız. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sessiz kalmayacağız. Umursamaz davranmayacağız. İşte bakın Allah'ın evleri olan mescitlerde bile ne yapıyor? Bakın Diyanete baskı yaptılar. Eğer kutsal törenlerinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet dilemiyorsanız, övmüyorsanız vay halinize. Onlara mevlit okutuyorlar. Hani zaten bidat olan bir şeydir ayrı da yani onları onlar dini bir anlam yüklüyorlar. Mevlit okutuyorlar. Yani iş nereye geldi? Ee, bu konuda kanaatim odur ki İslami çalışmalar sistemin legal kurumları üzerinden ziyade yani İslami bir hareket sistem içi araçları ne kadar ve nereye kadar kullanır bu ayrı bir konu başlığıdır. Bugün buna girmeyeceğim ama mescitler İslami hareketin tabiri caizse ana merkezleri olmalıdır. Ve bura üzerinden biz topluma hitap etmeliyiz. Herkeste buralarda kaynaşmalıyız. Çoluk, çocuk, kadınımızla herkese açık olmalı. Ve buradan eğip bükmeden Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek Allah'ın dinini anlatmalı, buluşmalıyız. Düğünlerimiz, muhabbetlerimiz, hüzünlerimiz, ibadetlerimiz, müzakerelerimiz buralarda olmalı. Şimdi mescitlerin inşasıyla alakalı hadisler var. Oradan bazı esinlemeler ortaya çıkarttım. Kalbimde, zihnimde. Onu sizle paylaşacağım. Bu yönüyle baktığımız vakitte kardeşler, mescitler bizim tabiri caizse son kalelerimiz. Zaten şu an Müslümanların ve Müslüman ailelerin iki korunaklı Yerden hayata yürüyecekler, evler ve mescitler, başka yerlerimiz kalmadı. Hemen hemen her yerde küfrün sembolleriyle, ritüelleriyle, dayatmalarıyla karşı karşıyayız. Her yerde, yani kuşattılar ama ev senin müstahkem mevkiindir. Yapıştırın bir tane yazı siz de okuyun gelenler de okusun. Bu evde Allah'ın hükümleri ve kanunları geçerlidir. Ve hakikaten orada Allah'ın hükümleri geçer. Belki hayatın dışına şu an gücümüz yetmiyor ama burada Allah'ın hükümleri geçer. Orada Allah'ı razı etmeyecek hiçbir işe girişmeyin. Her yaptığınız işi Allah'ın rızası doğrultusunda gözetin. Yani Resulullah evinize gelse o evde oturabilsin o evde gönül rahatlığıyla ağırlayabilin Resulullah'ı. Resulullah bir gün kapınızı çalarsa, evinize girmek istediğinde hiçbir şekliyle Resulullah'ı kapının önünde bekletmeden evin içerisine alabilin. Ağırlayabilin, oturtabilin, ikramda bulunabilin. Hiçbir şeyi kaldırmayın, kanalları değiştirmeyin. Yani bu birinci yerimizdir. Hatta bu yönüyle kardeşler biliyorsunuz itikaf Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetidir. İtikafın mescitlerde olması gerekir. Ramazan'ın son 10 günüdür. Yani dünyada o yıpranmışlığa karşı, çürüme ve yozlaşmaya karşı e, senenin 10 günü tabiri caizse yenileniyorsun. E, enerji depoluyorsun. İstiğfarda bulunuyorsun. Bir yılı muhakeme ve muhasebe ediyorsun. Allah'la yeniden sözleşme imzalıyorsun ve oradan yola çıkacaksın. Resulullah böyle yapmış. İtikaf budur ve itikafı ciddiye alın. Mutlaka her sene Ramazan gelmeden hayat planınızın içerisinde olsun. Üç gün, beş gün, bir hafta, on gün mutlaka alın planınıza. Tatil için plan yapıyorsunuz ya. Falan yere gezmeye gitmek için plan yapıyorsunuz ya. Bunu yapın. Senelik programınızda mutlaka bir itikaf sünneti olsun. Sizin için sadece sünnet olduğu için değil. Yıllık muhakemenizi, muhasebenizi yapın. Bakın kardeşler, hanımlar için İtikaf evlerinin ücra köşesidir. Hanımlar itikaflarını evde yaparlar. Evin bu yönüyle bir mescit hükmü de vardır. Bunu e, hatırlatmış olayım kardeşler. Resulullah aleyhisselam şöyle e, beyan ediyor ama Alimran suresi 96'da diyor ki Rabbimiz insanlar için yeryüzünde ilk kurulan ev Mekke'de bulunan mübarek ve alemler için hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Yani bize bildirildiğine göre İbrahim Aleyhisselam oğullarıyla birlikte inşa etmiştir. Ve İbrahim Aleyhisselam'dan beri tüm insanlığın, özellikle Müslümanların birleşme noktasıdır. Nerede olursanız olun yüzünüzü Allah'ın tayin ettiği mekana çevirin. İbadetin olabilmesi için, bakın namaz için Kabe'ye yönelmek gerekiyor. Öldüğünüz vakitte, defnedilirken başınız Kabe'ye doğru olması gerekiyor. Kurban kefeceksiniz, Allah'a kurban takdim edeceksiniz, Kabe'ye doğru yatırmanız gerekiyor. Yani kalp yönelecek, istikamet yönelecek, hep beraber yöneleceğiz. Bedenimiz değil, beden yanılabilir ama kalp yanılmaması gerekiyor. Allah'ın belirlediği alana yöneleceğiz. İşte Allah'ın belirlediği alandan Kayma olunca istikamet kaybı yaşanıyor. Bütün sapmaların ana gerekçesi de burada başlıyor kardeşler. Bunu da hatırlatmış olalım. Ee, Allah Resulü Aleyhisselam'ın döneminde tabii Mekke'de işte o ilk Risaletin 5 yılına gelinceye kadar müşriklerin yoğun baskılarından dolayı namazlarını e, Kabe'de açıktan kılamıyorlardı. Darul Erkam'da Erkam bin Erkam'ın evinde e, kılıyorlardı. E, namazlarını kılıyorlardı. E, mescit olarak inşa edilen ilk mescidi Ammar bir Yasir tarafından yapılmıştır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kendi evini mescit haline getirmesinden e, bahsetmiştik kardeşler. Yine e, Allah Resulü aleyhisselam e, hatta e, hicret etmeden önce e, cuma namazını e, kıldığına dair Kuba mescidi inşa ediliyor. Kuba mescidinde daha hicrete gitmeden haftaya bu arada e, bilgilendireyim cuma bahsini ele alacağız. E, bunun hem siyasi hem fıkhi hem hükmü boyutları var. Bu perspektifte cuma meselesini inşallah önümüzdeki hafta ele alacağız kardeşler. E, yine e, Allah Resulü Aleyhisselam ee, Kuba Mescidinde şey yaptıktan sonra Mescid-i Nebevi aslında 5. inşa edilen mescittir. 5. inşa edilen Medine'de e, biliyorsunuz Ranuna Vadisi'nde de kılmışlardır. Ama Medine'de inşa edilen e, mescit olarak hep aklımıza Mescid-i Nebevi gelir ama 5. sıradadır. Yani Mescid-i Nebevi'nin inşasına kadar olan süreçte bir kere Mekke'de e, dört tane mescit vardır kardeşler. E, özellikle Risaletin ikinci yılından sonra başlamıştır. E, bazıları da tabi ilginç fıkıhlar geliştiriyorlar. İşte mescitler e, yani Müslümanlar İslam devleti olmazsa mescit inşa edemezler gibi bir algı var. Cuma bahsinde de ele alacağız. İşte Cuma'nın kılınamayacağı ile alakalı da görüşler var. Bunları önümüzdeki hafta inşallah ele alacağız. Ee, Osman bin Affan radıyallahu rivayet edilen bir hadiste e, ee, Resulullah aleyhisselam e, mescidi yeni de bina ettiği zaman halkın dedikoduları oluşuyor ve e, şöyle diyor siz çok söz söylemeye başladınız halbuki ben Resulullah aleyhisselamı şöyle derken işittim kim Allah rızası için bir mescit bina ederse Allah Azze ve Celle o kimse için cennette bir ev yapar. Şimdi Enes bin Malik'ten başka bir rivayet var. Kim küçük ya da büyük bir mescit yaparsa Allah da o kimseye cennette bir ev yapar. Şimdi burada sıfırdan yapılan bir inşaat olarak mescit olarak algılayabileceğimiz gibi yani hadislerde lafzen ilk planda bu anlaşılıyor gibi anlayabildiğimi söylüyorum. Aynı zamanda mevcut olan yani hayat içinde toplum içerisinde bir mekanı Müslümanların ibadetlerini, taatlerini, zikirlerini, hasbihallerini, muhabbetlerini, karar mercilerini inşa edecekleri bir mescit oluşturursa muhtemelen bu hadisteki anlatılan müjdeye mazhar olacaktır. Yani sadece bir mekan olarak inşa ile sınırlandırmadan bir mescit oluşumuna yani biz bu yönüyle İslami mücadelemizi daha çok mescitler üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Ve bu yönüyle de mescitlerimizi Allah'ın lütfuyla yaygınlaştırmaya yani topluma bir davet götürülecek bir merkezi üs haline getirmek istiyoruz kardeşler Allah'ın yardımıyla. Evet. Yani bu konuda Allah Resulü'nden gelen hadisler var kardeşler. Bir başka boyut, mescide doğru yürümek. Yani bir insan mescitte namaz kılmak için mukim olduğu evinden mescid neresiyse, tabi bu arada her mümin öncelikli olarak kendisinin evine, yakın yani kendi alanı içerisindeki e, müminlerle namazı ikame etme noktasındaki mescitleri öne almalıdır. Dolayısıyla namaz kılacağı, mescide atacağı her adım onun bir günahının silinmesine, bir ecir kazanmasına sebebiyet verir. Şimdi birazdan o hadisi de nakledeceğim. Yeryüzünde ancak üç mescit için ziyaret vardır diyor Resulullah Aleyhisselam. Mekke-i Mükerreme, yani Kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Yani ibadet kastıyla, ziyaret kastıyla, yani ziyareti ibadete dönüştürecek kasıtla ancak bu üç mescide yolculuk vardır diyor Resulullah Aleyhisselam. Bunun dışında falan mescide gidersem orada namaz kılmak daha sevaptır. Böyle bir e, algı yok, böyle bir ölçü yok ama Müminlerle beraber namaz kılacak ya, zikir edecek ya, hasbihal edecek ya, müminlerle görüşecek ya, o gideceği mescide attığı her adımdan dolayı kendisine bir hayırın, bir sevabın verileceği ve bir günahının bağışlanacağı ile alakalı Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen bu yönüyle müjdeler var kardeşler. Karanlıklarda mescitlere çokça yürüyen kimseler kıyamet gününde tam bir nur ile müjdele Şimdi bakın bu aslında bir insanın Allah için nefsinden neleri taviz vereceğinin de bir işareti. Herkes uykuda, tabiri caizse gaflet içerisinde. Hava karanlık, sen Allah için uykunu bölmüşsün. Müslümanlarla birlikte, kardeşlerinle birlikte gelip namaz kılıyorsun. 27 derece eftal, Allah yolunda nelerden uykunu bölmekten tut da kardeşlerinle beraber olmaya varıncaya kadar bak Allah yolunda bir emek sarf ediyorsun. Bu aslında seni diri tutuyor, bileyliyor. Sana izzet kazandırıyor, sana ruh kazandırıyor. Yani sen aslında şunu diyorsun bunu yaparken benim Allah uğrunda, Allah yolunda zamanım ne ki, uykum ne ki, keyfim ne ki ben hepsinden feda etmeye hazırım diyorsun. Bu mesajı veriyorsun. Önce kendine, sevdiklerine, hatta düşmanlarına bile. Dolayısıyla kardeşler, gelin bunu bir tavsiye sadedince söylüyorum. Belki farklı farklı beldelerden, yani mekanlardan geliyoruz. Kolay değil. Büyük şehirlerde toplanabilmek, Beraber iş yapabilmek çok kolay değil. Ama her işin zorluğuyla birlikte ücretinin ve ecrinin de o oranda artacağı ümidini taşımalıyız. Yani bu bir tavsiye, bir karar değil, bir emir değil. Haftada bir günde olsa sabah namazlarını beraber kılmaya çalışabilsek, mesela akabinde beraber kahvaltı yapabilsek. Yani şehrin ee, dünyanın o deptepesine teslim olmayalım kardeşler. Bir direniş gösterelim. Çocuklarımızı da getirelim. İmkan varsa eşler de gelsin. Yoksa biz gelelim. Yani bu bir eğitimdir aynı zamanda. Tabi gönül arzu ediyor ki bugünkü mescitler yani tırnak içerisinde camilerde keşke var olabilsek ama üzülerek söylüyorum bugünkü camiler mekansal ve içerisindeki cemaat itibariyle ne kadar cemaat denilir, cemaatat mı denilmesi gerekiyor, kitle mi, yığın mı denilmesi gerekiyor bilmiyorum ama şu anda devletin en güvenlikli, en korumalı ve devleti en fazla sahiplenilecek mekana dönüşmüştür. Bakın dikkat edin, sistemi yönetenler, muhtarlar ve imamlarla artık iş götürüyorlar. Sen yarın İslami bir kıyamla bir tavır ortaya koysan, sana ilk karşı gelecek olan bugünkü cami cemaatleridir. İstisnaları tensih ederek söylüyorum. Cami cemaatleridir. Şu anda askeriyeden daha korunaklı, devlete daha bağlı olan yer cami cemaatleridir. Yani böyle bir dönem halka inmek diye bir tabir vardı. Bunu çok hoşuma gitmez ama yani bu halk e, maalesef ekseriyet devletini Tanrı gibi görmeye devam ediyor. Kutsal bağlılığını sürdürüyor. Yani biz hiç olmazsa kendi mescitlerimizde tabi gönül arz ediyor ki oralarda asli kimliğine kavuşturulsa ama nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani Diyanetin atadığı bir imam bana imamlık mı yapacak? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani nasıl onların öyle bir özelliği yok ki vebale gireriz. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Adam camide imamlık yapacak, çıkacak, minberden hutbe verecek, mihrapta namaz kıldıracak, zorunluluğa bak, laikliğe bağlılık yemini yapmazsa imam olamıyor. Yani Atatürk ilke ve inkılaplarına, kemalizme bağlı kalmaya sözlü ya da yazılı yemin edecek, ondan sonra imamlık, yoksa imamlık yaptırmıyor. E siz hani Allah'ın dininden size ne? Dikkat ediyor musunuz? Kemalizm bu kadar kendi içerisinde kararlı hareket ediyor. Ondan sonra biz diyoruz ki ne olur ki kalbi değişmesin. Böyle iş olur mu ya? Böyle bir yemini eden bir adamın arkasında namaz olur mu ya? Arkadaşlar ya. Ya buradan birilerini ötekileştirmek için söylemiyor. Yani laik seküler bir sisteme bağlılık Yemini yapmış olan birileri hiçbir alanda Müslümanlara önderlik yapamazlar. Liderlik yapamazlar, rehberlik yapamazlar. Genel anlamıyla ben bunun tevhidi anlamamaktan kaynaklanan bir sorun olduğunu görüyorum. Bakın şu son 20 günde 29 Ekim ve 10 Kasım'da yaşanılan görüntü bu toplumun ne kadar paganist bir toplum olduğunun kısa bir görüntüsüdür, resmidir, fragmanıdır. Artık rahatsız olmuyor insanlar. Acı çekmiyor. Yani küfrün sembollerine, liderlerine, övgü düzenlere karşı lay 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 gülüyorlar. Umursamıyor, önemli değil. Böyle olur mu ya? Allah'ın evinde Allah'tan başkasının adı anılır mı ya? E bak Allah'tan Allah'ın dinine düşman olan insanlara bağlılık yeminiyle imamlık yaptırıyor. Böyle bir imamın arkasında nasıl namaz olacak? Soruyorum size. Bu insanlar nasıl ümmete uyanış sağlayacaklar? Nasıl vahiyle tanıştıracaklar? Kendi tanışmamış ki. Vahiyle tanışsa o yemini eder mi? Vallahi edemez. İpe götürülse ikra hali dersin. Edemez, etmemelidir. Ama gel gör ki ne haldeyiz kardeşler. Bir başka Ebu Hureyre'den gelen hadis, Kim sabahleyin ve akşamleyin mescide gidip gelirse, Her gidiş gelişinde Allah o kimseye cennette konaklayacağı yerini hazırlar. Bukhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel, İbni Huzeym, İbni Hibban hepsi beraber nakletmişler kardeşler. Bir diğer husus, tabi şimdi mescide gelinmiyor ki orada oturup beklensin. Bakın Ebu Hureyre'den gelen bir başka hadiste sizden birisi namazı ikame etmek için namazı beklerse mescitte işte o kimse Beklediği müddetçe namaza devam etmiş olur. Çünkü onu evine dönmekten alıkoyan namazdan başka bir şey değildir. Yani sanki namazdaymış gibi sevap alıyor. Hatta bu anlamda kardeşler yine Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen yine sahih bir hadistir. Mesela sabah namazı kılındıktan sonra kim diyor mescitte kuşluk vakti girinceye kadar yani güneşin doğuncaya kadar mescitte beklerse bak bu bir sünnettir. Sahabe Resulullah böyle yapmıştır. Ama tabi biz bunları adeta hayatımızdan çıkardık. Yani orada takriben bir saatlik bir zaman dilimi var. Maziyle avunmak adına söylemiyorum ama gerçekten gençlik dönemimizde Allah hepimize rahmetiyle muamele etsin. Hafız el-Münziri'nin hadis kitabını okurduk, tergib ve terhibe okurduk. İnanın mübalağa yapmıyorum, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğmadan uyumayı sanki günah gibi telakki ediyorduk. Günahtır demiyorum ama günah gibi suç işlemişiz gibi oluyordu. Beraber otururduk. Mesela hani hep zamansızlıktan şikayet ediyoruz ya. Yani herkesi toplamak zor olabilir ama e, bu alanda fırsatlar oluşturabilmeliyiz. Yani bir kimse ne yapar? Sabah namazını tabi bu namazın döndüğü saatler vardır. Şimdi bir kimse elin içinde çalışıyor, çok yorgun geliyor. E, i̇şte beşte namazın vakti girmişse sekizde işbaşı yapana kadar ayakta kalması zor olabilir. Ama şu önemli bakın kardeşler. Hayatı bir disiplin içerisinde Allah yolunda programlayabilmek önemlidir. Yani evdesin, namazını kıldın. Hemen sarhoş gibi kılma. Bir kendine bir gel. Ne okuduğunu bil. Duanı bil, zikrini bil. Ondan sonra aç abicim biraz Kur'an oku. Aç biraz fikir kitabı oku. Aç biraz yüreğini Allah'a dua et. Al, aç, biraz yüreğini geçmişinle ilgili mağfiret dile. Aç biraz yüreğini geleceğine yönelik tırnak içerisinde kariyer planlaması yap. Kariyer planlaması şehadet planlamasıdır. En büyük kariyer Allah yolunda şehit olmaktır. Eğer bir kariyer planlaması yapacaksak bunun üzerinden yapmalıyız. Çocuklarımıza da bunu hedef ve ideal olarak göstermeliyiz. Kariyer yapmalıyız. Nerede? Sistemin okullarında. Üniversiteyi bitirene kadar 16-18 yıl geçiyor. 16 yıl, 18 yıl tağutun sisteminden, tezgahından aşama 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 geçiyor. Aralarda binde bir çıkarsa, özel bir gayreti varsa, bir samimiyeti varsa, başka bir yerden etkilenmişse ne ala veya iyi bir ailede yetişmiş aile onu koruyabilmişse ne ala. Bu da binde birdir, on binde birdir. 18 yıl sadece dünyevi bir meslek edinebilmek adına sistemin kurumlarında adeta tornadan geçerken bir yıl aralıksız Allah yolunda ilim tahsil etmiyor. 20 yıl İslami mücadelenin içerisinde ama hala kıldığı namazın farziyetini vahiy üzerinden temellendiremiyor. Hala seferilikle alakalı, hala kurbanla alakalı, hala cihatla alakalı konularla ayeti temellendirmiyor ama 20 yıldır İslam mücadelenin içerisinde öyle alıştırmış kendisini. sempatizan olmuş. Ama bakın adam mühendis olacak, mimar olacak, doktor olacak, bir kitaplar okuyor, bir sınavlara giriyor. Yani bütün iş ne? Dünyevi bir diploma alacak. Ya alma gerekirse, yani ben okumaya bu anlamda karşı geldiğim için söylemiyorum. Asıl idealin ne? Asıl hedefin ne? Asıl kariyer planlaman ne? Yani eğer sahip olduğun imkanlar seni Allah yolunda azim sahibi kılıyorsa, şehadete taşıyorsa, cihada taşıyorsa, Allah yolunda seni mücadeleye taşıyorsa o senin kulluğuna hizmet ediyordur. Orada kararlılık göster. Ama eğer o elde ettiğini zannettiğin ve elde etmeye çalıştıkların seni Allah yolunda alıkoyuyorsa vallahi bu tercihini gözden geçir. İstersen boğaz içini bitir. Bana ne ya? Ot tüyü bitir. Neye yarar? Bilkent'i bitir. Ankara siyasalı bitir. Ne olur ki? Yani iyi bir dünyevi konum elde edersin. Ama bunun sen İslami mücadeledeki kimliğin nerede? Seni nereye taşıyor? Burası önemli. Onun için kardeşler hayat planlamamızı kariyer planlamamızı bunun üzerinden kurmalıyız. Kariyer planlaması aslında Allah'ın nimet verdiği dört zümre üzerinden olmalıdır. Resuller, şehitler, salihler ve sıddıklar. Resul olma imkanımız yok. Bu Allah'ın tamamen tercihiyle oluşu. Ama diğer üçüne adayız. Üçüne birden de adayız. Üçünden birine de adayız. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam bir gece yatsı namazını gecenin yarısına kadar ertelemişti. Namazını ikame ettikten sonra yüzünü bize doğru çevirip diğer insanlar yatsı namazını kılıp uydular. Siz ise namaz kılmayı beklediğiniz müddetçe namaz içerisinde olmaya devam ettiniz buyurdu. Mescitte namaz vaktini bekleyen kimse namaz kılıyormuş gibi sevaba nail olur. Yani bakın kardeşler biz modern cahiliyenin kültürün dayattığı her şeye boyun eğmek zorunda değiliz. Kendi yaşam alanlarımızı kurmamız gerekiyor. Çocuğumuzla, eşimizle, kendimizle, iş alanımızla gücümüz nispetince. Yani reddettiğimiz algılara zımnen sahip çıkmamalıyız. Yapabileceğimizle mükellefiz. Tutun çocuklarınızın elinde Alıştırın mescide, getirin onları. Haftada bir gün, bir kere cuma namazlarını zaten planlayacağız. İşlerimizi ona göre planlayacağız. Yani arta kalan zamanları değil, önce İslam mücadele hayatın merkezine alacağız. İş mi yapıyorsun? İslam mücadelene katkı sağlıyorsa o işin bereketli olur. Yani İslam mücadele ikinci planı, üçüncü, dördü atmayacaksın. Birinci sırada olacak. Ne olmak istiyorsun? Çocuklar ilk önce bunu öğreteceğiz. İyi bir mümin olmak istiyorum. Altına diz ama üst sıraya bunu koy. Yavrum büyüyünce ne olacaksın? Şu andaki hayalin ne? Hedefin ne? İdeali ne? İyi bir mümin olacağım baba. İyi bir mümin olacağım anne. Bunu kalbe yerleştirin ve iyi mümin olmasının da altyapısını kurun. Şartlarını hazırlayın. Tabi siz iyi mümin olursanız çocuklarınız da rol modeli olarak sizi alıp iyi mümin olmaya gayret edecektir. Abu Said radiyallahından rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kimsenin mescitlere girip orada namaz kılma alışkanlığını görürseniz onun imanına şahitlik edin. Bakın bu da çok önemli. Yani hani diyordu ya Resulullah Aleyhisselam Cemaatle namaza gelmeye muktedir olduğu halde cemaatle namaza gelmeyen evini yakasım geliyor diyor. Yani bu cemaatten kopmanın e, hangi boyutta olduğunun vehametini gösteren bir sözdür, bir ifadedir. Eğer cemaate devam ediyorsa bunu mümin olduğuna şahitlik edin diyor Resulullah Aleyhisselam. Çünkü devam ediyor Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinin 18. ayetinde, Allah'ın mescitlerini onarmak ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere aittir. Ayetini hatırlatıyor. Tirmizi ve İbn-i Mace almış bu hadisi de kardeşler. Genellikle bu deniz köpüğü tarzında günahların benzetildiği biraz kesretten kinaya bazen mübalağalı anlatım olarak da zikredilmiş hadis alimleri tarafından ama Muaz bin Enes el Cuhani rivayet ediyor. Kim sabah namazını bitirdikten sonra iki rekat kuşluk namazını kılıncaya kadar. Yani sabah namazının vakti bitince kardeşler güneş doğmaya başladığında 45 dakika geçtikten sonra kuşluk vaktinin yani kuşluk namazının vakti girilmiş sayılır. İşte kim bu zamana kadar namaz kıldığı yerde oturur ve hayırdan başka bir şey söylemezse o kimsenin günahları deniz köpüğünden çok olsa bile yine de bağışlanır diyor kardeşler. Benzer bir başka hadis Simak bin Harp. Bu ismi duydunuz mu kardeşler? Ee, bu ismi duydunuz mu bilmiyorum. Cabir bin Semura'ya diyor ki sen Resulullah Aleyhisselam'la birlikte mescitte oturur muydun diye sordum. O da diyor ki evet pek çok defa oturdum. Sabah namazını kılmış olduğu namaz yerinden güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Güneş doğunca yerinden kalkar. Sahabeler Resulullah Aleyhisselam'la birlikte bir müddet zarfında konuşurlardı. Bazen cahiliye devri işlerine dalarlardı da sahabeler görüşür Resulullah Aleyhisselam da bunların bu haline tebessüm ederdi diyor. Hani bir söz var ya işte e, camide e, konuşulmaz. Ya konuşulur da hayır konuş. Galatasaray Fener Maçı'nı konuşma kardeşim. Doların markın, euronun mark gerçi yok. Artışını yani konuşma. İşlerinde alakalı ana gündemini oraya taşıma. Ama otur hasbihalet, hatırını sor. Bir ihtiyacın var mı? Müminlerin e, hayatı için, davası için, ümmet için kafa yor. Çocuk gelişimi üzerine konuş, eğitim üzerine konuş, Müslümanların derdi üzerine konuş, konuşulacak çok şey var. Yani biz hayatın içerisinde olmalıyız. Sadece, yani boş Allah'ın hoşuna gitmeyen şeyler konuşmamalıyız. Bunun dışında hayatı ilgilendiren meseleleri konuşmalıyız. Hatta bu yönüyle Müslümanların büyük bir çoğunu birbirini gereği ve yeteri kadar tanımıyorlar çoğu kimse çoğu kimseden habersizdir. Mesela şu anda buradakilerin hepsini isim olarak kim sayabilir, ne iş yaptığını kim söyleyebilir desek, yüzde yüz zordur ama yüzde yetmişini yakalamak bile başarı mıdır? Tabi bu arada cemaat hamdolsun farklı farklı yerlerden gelip belki ilk defa birbirini gören kardeşler de var. Ben bundan dolayı çok kimseyi kınayamam ama Bugün hakikaten e, kardeşinin nerede oturduğunu, ne iş yaptığını, çocuğu var mı yok mu onu bilmeyen bir durumda olan çok Müslümanlar var. Bakın ne iş yaptığımızı da bilmiyoruz, nerede oturduğumuzu bilmiyoruz. E, dertlerimizi bazen çok sınırlı alanda paylaşıyoruz, tedirgin oluyoruz. Acaba Doğru mu yapıyoruz? Kaygı taşıyoruz. Oysa ki acılar da, sevgiler de, umutlar da, dertler de, kederler de hep paylaştıkça anlamlı olur, bölüşülür, güzel olur, değerlenir. Belki gücün o an onun sorununu gidermeye yetmiyordur ama belki o derdini anlatacak bir kardeşini arıyordur. Dinle onu. Yani hüzünlü mü gördün? Paylaş hüznünü. Sevincini mi gördün? Paylaş sevincini. Rahatsızlığı mı var? İhtiyacı mı var? Aşamadığı bir sorunu mu var? Hareketlerinden anlıyor musun? Gir koluna, zaman ayır. Dinle onu. Kardeşlik budur. Ve birbirimizi her zaman için menfaat üzerine değil, Kur'an'ın anlatmış olduğu müminlik ve kardeşlik üzerinden korumaya, sevmeye, geliştirmeye gayret edersek vallahi o zaman kalplerimizdeki ülfet, ünsiyet ve insicam dünyanın içerisinde harcayacağımız değerlerle bile ölçülmez. Resulullah bile bazen zorlanıyordu bunda. Ondan dolayı Enfal suresinde değil mi? Sen eğer Dünyanın içindekileri harcasaydın bunların kalplerini birleştiremezdin ama Allah kalpleri birleştirdi. Kalpler nasıl birleşir? Allah'ın yolunda olursa birleşir. Allah sevdiğini sevdirir. Yani biz bir insanı niye severiz? Ya da niye sevmeyiz? Ya da biri bizi niye sever ya da sevmez? Ya birinin eğer benden bir rahatsızlığı varsa eğer onun hasedinden onun kıskançlığından kaynaklanan bir durum değil benim zaafımdansa e bunu paylaşalım bana nasihat etsin ben o zaaftan kurtulayım kardeşlerimizin güzel özelliklerinde teşvikte bulunalım o özelliğine güzel özelliğine devam etsin yani sadece bir problemi olduğunda eleştiren konumda değil gıpta edilecek güzelliği bir özelliği olduğunda da takdir etmesini de bilelim ama mübalağaya kaçmayalım. Teşvik edelim. Kardeşim, senin şu sabrına, şu metanetine, şu cömertliğine, şu mütebessim haline vallahi hayran oluyorum. Allah seni aziz kılsın ve seni Allah için seviyorum. De bakayım bunu ne kaybedersin? Vallahi çok şey kazanırsın. Hiçbir şey kaybetmez. Sevgi cimrisi olmayın. Daha doğrusu hiçbir şeyin cimrisi olmayın. İzhar edin. Resulullah Aleyhisselam Muaz bin Cebel'e öyle diyor. Elinden tutuyor. Resulullah Aleyhisselam. Sana bazı şeyler öğreteceğim diyor. Bazı dualar öğrettikten sonra diyor ki ben seni diyor Allah için seviyorum. Resulullah diyor. Hatta Sad bin Ebi Vakkas'a İlk defa Resulullah Aleyhisselam Sad bin Ebi Vakkas için fedaka ebi ve ummi ya Sad bin Ebi Vakkas diyor. Anam babam sana feda olsun diyor. Normalde sahabeler Resulullah'a diyordu fedaka ebi ve ummi ya Resulallah diyorlardı. Resulullah Aleyhisselam Sad bin Ebi Vakkas için bunu diyor. Birçok sahabesini onora ediyor. Onda bir özellik görüyor. Çok güzel gıpta edilecek. Teşvik ediyor. Diyor ki ben seni Allah için seviyorum. Muaz bin Cebel'e diyor. Ve sen diyor birini sevdiğinde sevgini izhar et. Yani saklama. Açığa çıkart. Söyle. Bir şey kaybetmezsin. Ama yapmacık yapma. Yani bir çıkar ve menfaat uğruna yapma. Allah için zaten müminlerin sevgisi böyledir. Allah için sever. Eğer bir mümin bir mümine tepki gösterecekse de ölçülü olmalı. O tepkisi de Allah için olmalıdır. Ama ölçülü. Her zaman ölçülü olmak zorundayız kardeşler. Üç mevcidle alakalı hadisi zikretmiştim kardeşler. Ee, bu konuda e, zaten meşhurdur, yani bilinendir. Bir başka hadis var. Diyor ki, benim şu mescidimde kılınan namaz, mescide haramın dışında, yani Kabe-i Muazzama'nın dışında kılınan namaz haricinde bin kat daha hayırlıdır. Yani Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak diğer mescitlerde namaz kılmaktan daha eftal. Niye daha eftal olabilir? Ben düşündüm bunun üzerine. Muhtemelen şunun için eftal olsa gerek. Bir, bütün bulunan alan ve konum itibarıyla Müslümanların toplanma merkezleri. Ana mescidler. Mesela önceden fakihler, bir cuma namazı, tabi bu yaklaşık e, Hicri ikinci asır sonrasında oluşturulmuş bir fıkıhtan bahsediyoruz. O dönemin şehirleşmesini, sosyo yapıyı düşünerek bu hadisi ya da bu fıkıhı anlamaya çalışalım kardeşler normalde cuma namazları büyük mescitte kılınırdı yani sahralarda kılınırdı veya varsa büyük bir mescitte kılınırdı yani hiç olmazsa haftada bir müminleri hepsini bir araya toplayabilmek mümkünse bir araya toplayalım tabi o dönemin şartları içerisinde düşündüğümüzde dolayısıyla bir kere Resulullah'ın karargah merkezi miydi mescidi nebevi özel inşa edilmiş bir yer miydi ve Resulullah Aleyhisselam'ın özel atıfta bulunup müminleri bulunmasını teşvik ettiği bir yer miydi? Medine'nin özelliği biraz budur diye düşünüyorum kardeşler. Tabi bazı ayetlerin indiği mescitler vardır. İşte Mescid-i Kıbleteyn vardır. E, Dırar Mescidinin yıkılmasıyla birlikte temeli takva üzere olan mescitte namaz kıl diyor. Mescidi takva e, var. Biliyorsunuz ayetlerin indiği yerler var. Ama Mekke'de e, özel e, bir namaz var. Yani oranın tavafı, orada vakfede durmak, yani say yapmak. Safa ile Merve arasında orada nafile namaz kılmak. Yani eğer oranın ruhunu kavrayarak yaptığımız vakitte dikkat ediyorsanız hac ve umre e, çünkü diğer beldelerden gelenler bu zamanlarda yapabiliyorlar. İşte buralar aynı zamanda bir yeni doğuşun vesilesidir. Mesela Resulullah Aleyhisselam hacla alakalı böyle diyor. Haccın menasıkını yani nusukunu ibadetlerini hakkıyla yerine getirin anasından doğduğu günkü gibidir diyor. Yani yeni bir diriliş. Hayatı sıfırlama tabiri caizse. Yine Allah Resulü Aleyhisselam Kuba Mescidi'nde namaz kılmayı bir umre gibi faziletli olduğunu zikretmiştir kardeşler. Resulullah Aleyhisselam her cumartesi günü Kuba Mescidi'ne, yani biraz Medine'nin dışındaydı biliyorsunuz kardeşler, her gün gelemiyor. Cumartesi günleri gelip orada iki rekat namaz kılıp sonra yoluna devam ederdi diyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh böyle diyor. Ee, zamana bağlı kalmaya dikkat ettim. Ee, zamanımızı böylelikle tamamlamış olduk. Ee, bu bölümü de tamamladık kardeşler. Ee, bu hadis dersinde hem Resulullah'tan, sahabeden gelen nakilleri, bilgileri, hayat pratiğini güncellemeye çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz ve buradan bir fıkıh oluşuyor aynı zamanda. Sizden ricam mümkünse bu dersleri ailelerinizle de paylaşmanız. Bunlar e, yayınlanıyor. Mutlaka aileleriniz, ben çünkü şu an ailelerin de bu dersi diğer Müslümanların da biraz takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, aynı zamanda hem bir ahlak e, vasfını daha doğru kuşanabilmek, Resulullah'ı doğru tanıyabilmek, ibadetleri bir bilinçle yapabilmek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatından bir fıkıh oluşturabilmek e, gibi birçok amaca matuf. E, dinleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve selamun al murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.